burada yok oğlum. Haritadan silin. Bu ne ya? Bu ne ya? Madencileri çağırın buraya. Beceremiyorsanız. Çıkartsınlar. Onlar kazar kazar çıkarır. Keşke bütün malımız mülkümüz gitseydi de insanların hiçbir ölmezdi. Sadece bunu ister. Mesaj attı. Bu taraftan. Nasıl öğrendin? Yalçın ben geldim. Yalçın teyzen geldi Yalçın. Yalçın teyzen geldi. Evin başına çekmiş abla. Ablam evin başına çekmiş abla. Ablam evin başına çekmiş abla. Ablam evin başına çekmiş abla. Enkazın altında çocuklar bekliyor. Yapabilecek buna bir şey yok ki. Hep beraber bekliyoruz işte. Sizin kaç yakınınız var içeride? 4. Çıkarılan oldu mu? Yok, olmadı. Olmadı. Biz kendi imkanlarımızla da çalışma götürüyoruz. Yakınlarınız mı var içeride? İçeride benim amcam var. Amcamın hanımı var. Bacanağım var. Baldızım var. İki tane de biri üniversitede. Birisi lisede okuyan üniversitedeki erkek. Lisedeki kız. Yeğenlerim var. Şunu bırak, bunu basın. Sıfır yardım. Acız, millet aç, susuz yani. Göçüğün altında akrabalarımız. Şu anda su ve elektrik kesik yok, mi bu bölgede? Yok. Ekmek yine yok. 16 kişimiz daha amcamın çocukları. 16 kişimiz var vallahi. Kur'an çatsın yavrum. 16 kişimiz var. Ha hiçbir yardım. 2 gündür bekliyoruz böyle. 16 kişinin 16'sını çıkartamadık. Birini çıkarttık, 16'sını çıkartamadık. Burada bir kıyamet tablosu var. Ya yol boyunca siz de geldiğinizde görmüşsünüz. Korku filmlerini andıran bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. Yollardan başlayan. Şu anda insanlar bir taraftan soğuk, açlık ve susuzlukla da yüz yüzeler. İnsanların tuvalet ihtiyaçlarını bile giderebilecekleri bir alan yok. Çok korkunç bir şey. Gelsin bunu incelesin devlet, bir de devlet. Görsün Tayyip, görsün daha gönderemez. Süleyman Soylu görsün. Hiç yardım yok burada, yok. Kardeşlerim hep enkaz altında. Amcamın çocukları hepsi 13 kişi burada. Amcamlar var, Süleyman amcamın çocukları var. Hani hiç yardım yok ne olur, nerede yaşıyorlar da? Cenazemiz burada bekliyoruz. Yani burası gerçekten insanın vicdanını, mantığını, fikrini zorlayan bir yer. Sınırların yani son noktası diyeyim ama herhalde insanların bize ettiği dualarla biz ayakta duruyoruz. Vallahi billahi yani burada annemiz var. Başkalarının yani burada düşünün anne, baba, evladı birbirine sarılmış, çıkamamışlar. O şekilde vefat etmişler burada insanlar. Yani onları görüyoruz ama Allah'a hamdolsun. Allah'tan geldi. Rabbim inşallah her şeyin mükafatını verecek. Ölenlerin hepsini de inşallah cennetine koymuştur. Ben buna inanıyorum. Allah'a emanet olun. 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 Allah'
kafanı vurdun da yattın, kafanı kaldır da bize bak kalkmacım. Evini yurdunu dağıttın da gittin bacım, kanatlarını gerdin. Dokuz numara benim. Ben nasıl ederim? Allah ya Rabbim ben nasıl ederim? Benim başıma gelen kimsenin başına gelmez. Burası Esenyurt Mahallesi. Evet. Bacımın evi burası. İnkaz altında kalmış. Rabbim sabırlar versin. Şu taraftaymış yatak odasında orada kalıp. Yerle bir olmuş. Siz kendi imkanlarınızla mı çıkardınız cenazenizi? Babam çıkarmış. Gece deprem olur olmaz. Bir de eniştemizin abisi vardı. O da yardım etmiş. Kendi kardeşini çıkarmış. Babam da gelmiş elleriyle kazıyarak çıkarmışlar. Gideceğiniz kaymakamın oraya şey bilgi vereceğim diye. Ben nasıl geleyim? Benim 8 tane cenazem var. Yer altında. 2 günden beri uğraşıyorum. Nerede cenazeleriniz? Ha burada çıkarttık, defnettik. Defnettiniz. Evet. Ben kaymakamlığa gitmem, o 10 kilometre. Nereye gideyim ben ki? Ben arabamda yatıyorum ha. Ha takside yatıyorum. Ablam bak benim ama sıramı yiyorsun ha. Bak iki kişiden yatıyorum. Önceydi, önceydi. Niye sıramı yiyorsun? İki kişi yatıyorum. Abi. Abi. Ekmek götürürüm burada. 50-60 kişi bir şeyde yatıyor. Okulun yemekhanesinde yatıyor. Oldu. Allah hayrını kabul eylesin. Verenin. Sizin de. Biz bir gün kaldık yağmurda falan. Aynen yağmur, Allah. Çamur hepsini yedik yani. Hiçbir şeyimiz de yoktu. Yağmur ekten sonra zaten çadır geldi. He, sağ olsun bir yakınımız da yardımcı oldu yani çadır anlamında. Tuvaletle ilgili mi? Abla sıkıntı var. Temiz değil yani. Çok kirli. Giremiyoruz. Tuvalet artık bahçe değil, bak, temiz değil. Abla. Hiçbir şey yok. Sabun, mamun hiçbir şey yok. En acil ihtiyacınız ne burada? Çadır. Abla çadır. Şu an çadır. Aa, kızım bak bak. Sence bana yer ver mi? Ben şu çadır koyma. Ben hala bakıyorum. Kaç kişi hala bakıyorum. Lan harik yani. Bilmiyorum. Aa bak kızım inşallah. İyi ben bunlara acil çadır. Kaymakamlığa gittim. Yok dedi. İsim yazdırdım. Yavrandım. Mıklarlarla böyle papatladım. Çocuklarla yavrandım. Üç günden beri yemek yemiyoruz. Çocukları düşünüyoruz. Böyle halsizlik olmaz. Çoğunu veriyorlar, çoğunu vermiyorlar. İçeride sadece İki aile yatıyor. Çoluk çocuk. İçeri gir. Bu tarafa da bak. Üst üstüne yataklar. Üst üstüne. Bak. Hah. Bak. Allah'ını seversen bak. Bir tanem şura bak ya. Burada insan mı yatar ya? Komşuların çocuklarını yatırıyor. Çadır vermiyorlar. Çadır yok. Burada çocuklar mı kalıyor? Burada çocuklar kalıyor. Şurada da benim adam kalıyor. Bize yok. Biz sabaha kadar şurada ateşin başındayız. Ne yapabiliriz? Bir şey de diyemiyoruz. Evlerimiz yok. Tuvalet yok. Kadınız utanıyor günüz gözüne. Nereye gidek? Birinin bahçesine girsek binadan korku yok. Hani üstümüze köper diye. Çadır versene bu böyle olur mu? Zoba koyacağız. Gece saatten sonra. 13 aile ya. Yani burada şu an 4 aile yaşıyor. 3 aile de burada yaşıyor. Hesabını yap. Hangi mahallede oturuyorsanız oraya gidin demiş, size çadır kurulsun. Biz de gidemiyoruz, arabamız yok. Siz burada yaşamıyordunuz depremden önce? Yok, biz burada yaşıyoruz. Nurdan da ama mahalle olarak seçiyorlar. Ha, kaydınız hangi muhtarlıktaysa evet, ona göre çadır evet, veriliyor size. Şu an biz 7-8 aileyiz burada. Hiçbirimizde çadır yok. Şu an çadır yok. Kendi imkanlarımızla arabaya kurduk. Onunla oturuyoruz. Onun harici bir şey yok. Az geldi çadır. Size kalmadı. Yağmur kaç gün burada yatıyor işte. Nerede yatıyorsunuz? Ha bura. Açık havada. Hı. Buraya her deyince gelinmiyor bir şey. Çünkü iki gün, üç gün anca geldi. İlk günü gelmiştir ama biz aramadık. İkinci günü, üçüncü günü geldi. Yani yine biz aramadık mesela. Yetişemedik icabında yani. Yoksa yardımlar geliyor. Gereğinden fazlası geliyor. Allah razı olsun gönderenlerden. Yardımcı olanlardan. Ama şu an bizim çadırımız yok. Tuvalet sıkıntı. Dedim ya bak ben şu an 4 gündür buradayız. Bugün daha yüzümü yıkadım.
Yani niye? Çünkü stres, gerginlik onlar aklımıza gelmiyor bizim hiç. Cenazeniz var mı sizin yakınlarınızda? Var. Dün mesela yeğenim vardı, abimin işte kızı, torunları. Vallahi ona gidemedim. Dün defnettiler. Bugün abimi görmeye gittim. Yukarıda baktım. Orada enkazın orada öyle oturmuş ağlıyordu. Vardım, yani üzüntüsünü paylaştım ama ağlamak da çözüm değil.